Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin Allah'ın izniyle gayba yönelik bildirdiği bazı haberler. 2. Bölüm. Üstad Hazretleri vefat edeceği tarihi ve mezarının gizli kalacağını önceden bildirmiştir. Bediüzzaman vefat edeceği tarihi, vefatından bir süre sonra kendi mezarının yıkılacağını 1921 yılında yazdığı Ettai isimli şiirinde detaylı olarak bildirmiştir. Şiirin adı olan Ettai kelimesinin ebcedi de üstadın vefat yaşı olan 86'yı vermektedir. Yıkılmış bir mezarım ki yığılmıştır içinde. Said'den 79 envat, ba'asam alama. Said Nursi Hazretleri 79 envat ifadesiyle Hicri 1379 yılına işaret etmektedir. Üstad bu tarihte vefat etmiştir. 80. olmuştur, mezara bir mezar taş. Üstadın bu ifadesiyle belirttiği gibi, ölümünden bir süre sonra, yani Hicri 1380 yılında mezarı yıkılmış ve mübarek bedeni başka bir yere nakledilmiştir. Üstad Hazretleri Ettai'yi 1918-20 yılları arasında yazmış. Yani vefatından yaklaşık 40 sene öncesinden vefat vaktini Allah'ın izni ve rahmetiyle bildirmiştir. Ayrıca Barla layıkasında sayfa 186'da talebesi Hafi Ali Ağabey'in bir mektubunda öyle de 14. asrın Hadim-i Kur'an'ı da 9 yaşından 60 yaşına kadar bila istisna doğrudan doğruya Kur'an namına hizmet ifadesi geçmektedir. Ve bu mektup yazıldığında Üstad Hazretleri 60 yaşındadır. Ve o tarihte aynı mektubun 60 ifadesinin üzerine Üstad Hazretleri kendi el yazısıyla 86 ifadesini eklemiştir. Yani hem 86 yaşına kadar yaşayacağını hem de Kur'an namına hizmet edeceğini vefatından 26 sene önce haber vermektedir. Bediüzzaman'dan 1980-1990 yıllarına işaretler. Bediüzzaman Hazretleri 1911 yılında Emevi Camii'nde verdiği ünlü hutbesinde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur vakti ve faaliyet dönemlerine ait önemli tarihler vermiştir. 71'de Fecr-i Sadık başladı veya başlayacak. Eğer bu Fecr-i Kazip de olsa 30-40 sene sonra Fecr-i Sadık çıkacak. Said Nursi Hazretleri Hicri 1371 yılından 30 ve 40 sene sonrasına dikkatleri çekmiştir. 1371 artı 30, 1401, yani miladi 1980, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur vakti. 1371 artı 40, 1411, yani miladi 1990. Hicri 1371'den 30 sene sonrası bilindiği gibi, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur vakti olarak haber verilen Hicri 1400, yani miladi 1980 yılına denk gelmektedir. 1990'lı yıllar ise Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın faaliyet yıllarıdır. Üstadın 2001 yılına yönelik işaretleri. Bediüzzaman Hazretleri Şam hutbesinin devamında ise bu sefer 1371'den yarım asır yani 50 yıl sonrasına denk gelen 2000'li yıllara dikkatleri çekmektedir. O 8 düşman taifesinin 8 cephesine göndermiş. Şimdi onları kaçırmaya başlamış. İnşallah yarım asır sonra onları darmadağın edecek. Hicri 1371 artı 50, Hicri 1421 yani miladi 2001. 2000'li yıllar Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın inkarcı fikir sistemini fen, ilim ve medeniyetin imkanları sayesinde fikren susturacağı çok önemli bir dönemdir. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri yıllar öncesinden interneti tarif etmiştir. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri 1929 yılında kaleme aldığı mektubatta 1980'li yıllarda kullanılmaya başlayan internet teknolojisinden bahsetmiştir. Havada küçücük mikyasta bütün dünyada mevcut telefonların, telgrafların, radyoların ve hadsiz ve muhtelif konuşmaların merkezleri, santralleri, ahize ve nakilleleri bulunsun. Ve o hadsiz işleri beraber ve bir anda yapabilsin. Üstad bu sözüyle telsiz, telefon, telgraf, radyo gibi teknolojik aletlerin işini toplu olarak yapacak yüksek bir teknolojiden bahsetmiştir. Açıkça görülmektedir ki bu teknoloji, Bediüzzaman'ın bu sözleri yazmasından yaklaşık 50 sene sonra yaygınlaşmaya başlayan internet teknolojisidir.
tüm bu bilgiler Bediüzzaman Hazretleri'nin Allah'ın dilemesiyle çok üstün bir alim olduğunun göstergesidir. Allah'ın ilhamıyla birçok gelişmeyi haber veren Bediüzzaman Hazretleri'nin eserlerinde müjdelediği İslam'ın baharının, yani İttihad-ı İslam'ın gerçekleştiği, İslam ahlakının dünyaya hakim olduğu günler de Allah'ın izniyle çok yakındır.